Evet. Şu anda Dirmil Yaylası'nda oğlak çevirme yapılıyor. Ustalar bu arada. Aziz Usta. Süleyman Usta. Önce kebap olacak oğlak kaç aylık, kaç yaşında olmalı? Böyle gel oraya dur. 5-6 aylık oldu mu? 6 ayı geçmesi lazım. En az 5-6 aylık olması lazım. Olması lazım. Hangi mevsimlerde oğlak kebabı, hangi mevsimde kuzu yenir? Oğlak ne zaman yenir? Temmuz'un 15'inden sonra, Temmuz'dan sonra oğlak yenir. Önceleri Mayıs, Haziran, Temmuz'a kadar kuzu çok iyi olur. Mayıs, Haziran, Temmuz'un yarısına kadar kuzu. Ondan sonra Temmuz'u açtın mı oğlak. Oğlağa dönüşür. Evet. Oğlak kebabı daha iyi olur. Kaç saatte pişiyor? En az 3 saatte pişiyor. 3 saat böyle çeviriyoruz ateşin bağrında. Evet, en az 3 saat. Peki Dirmil Yaylası'na Kadın Mağar, Fatma Mağar, Kırk Mağar bunlara gelmek isteyen, cebinde de paracığı olan insanlar aradığında hazırlayabiliyor musunuz mu? Her şekilde gece yine hazırlarız. Gece gene? Gece yine hazırlarız. Hiç hazırlamayacağız. Siz yiyen içeni seversiniz. Çok severiz. Yardımcı oluruz. Evet. Kuzu oğlak çevirmenin ustaları bu orada. Teke yöresinde Burdur, Dirmil, bir adı Altın Yayla. Kırk Mağar yol üzerinde. Hızlandı mı? Yener mi? Yanmaz daha iyi yağlı da. Yanmaz daha iyi. Hayatı kadar oldu. Ya ayağa denk geliyor bunlar. Düştükçe kamburlaşıyor. Oradan birini takmadım. Bu gül diyorsunuz siz. Onlar ne? Gazıyla çaktınız. Bu kuzunun buyruğu. Kuzunun buyruğu. Kuzunun buyruğu. Buyruk yağı. Evet. O zaman daha mı iyiliyor kendi kendine? Ya yağıyla daha iyi yumuşayıyor. Eskiden olan bir şey. Buyruk yağından oluyor o. Evet. Ağzının tadını bilen, cebinde parası olan gelvesin. Tabi biz daha önce yıllardır çobana, geçe, koyuna, ormana girme, meraya girme diye baskılar yapıldı. Çoban sayısı 100'den 10'a, 10'dan 1'e düştü. Tabi et bağlanacak, doğal. Herkes kendi ettiğini çeker. O zaman çobanlara ezilirken ses çıkarmayanlar, şimdi fiyat yükselince ses çıkarabilir, sorun değil. Kebap yiyecek olan gelirsin.